Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an yani kanalda hiç olmayan bir içerikle karşı karşıyasınız sanırım. Bu videoda ilk kez bir böyle bir tepki, bir reaction videosu çekeceğiz. Remzan Durmaz'ın yeni şarkısına reaction videosu çekeceğiz. Ben bunu ilk olarak Peşimde de yapmak istiyordum. Çünkü o dönem çok popülerdi. Ama o dönem yapamadım. Benimki bu döneme kaldı. Kanalımda en çok izlenen video Kerimcan Durmaz konseri videosu. O yüzden bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bu arada izlenmeler biraz düşmüşken kanalıma bir ivme verecek olan içeriğin bu olduğunu düşündüm. Bu yüzden birlikte birazdan Kerimcan Durmaz'ın şarkısı çıkacak ve ona birlikte tepki vereceğiz gibi bir şey. Türkçesi hiç hoş olmuyor ama bu şekilde çevrildiğini düşünüyorum. Şimdi önümde açık. 2 dakika sonra yayında diyor. Yani 2 dakika sonra klibi canlı bir şekilde izleyeceğiz herkesle birlikte. Şu an yayında 2000 kişi bekliyor gözüküyor. Yani ben ve geriye kalan 2067 tane deli. Şu an bu yayındayız. Bakalım. Kerimcan Durmaz'ın ilk şarkısında ben deli gibi dinledim. Yani bu konuda bence başarılı ve eğlenceli şarkılar çıkarıyor. Sanat, sanat içimizde, toplum içinde bilemem ama işte her önüne gelen de şarkı çıkarıyor falan filana da katılmıyorum. Yapabilen yapsın. Yani bir insanın şarkı çıkarması için artık ne sesinin güzel olmasına gerek var ne de başka bir şeye. Bakalım. Kapağı çok iddialı şu an gördüğüm kapak. Bir yandan ekran kaydını başlatayım diyorum ben. İlk kez bu şekilde bir video çektiğim için açıkçası biraz gerginim. Çünkü yani nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum. Umarım bunu da üstesinden geleceğimizi düşünmekteyim. Bunu nasıl büyüteceğim? Büyütemiyorum şu an. İneleyim bir kez. Şu an 23.59 oldu saat. Artık gelecek diye düşünüyorum. Bakalım. Kameram hazır. Ben de hazırım. Yanda video koymak için de bursum var. Çok heyecanlandım. Hiç normal değil bu kadar heyecanlandım. Bakalım kablo kulaklık falan taktım. Bayağı prodüksiyonlu çalışıyoruz. Bugün aynı zamanda Rihanna'nın da ayaküstü çıkacak. Eğer Türkiye saatiyle çıkarsa onunkine de bir bakarız ayaküstü diye düşünüyorum. Rihanna biliyorsunuz 2016'dan beri ilk kez bir içerik üretiyor. Bakalım nasıl çıkacak. Bu sene Super Bowl'a katılacakmış. Ona mutlaka tepki videosu çekmek istiyorum. Tepki videoları telif hakkından dolayı beni biraz korkutur. Çift sıfır oldu şu an ama gelmedi henüz. Tekrar yenileyeceğim. Şu an geri sayım başladı kulağımda. Super Bowl'a çıkacakmış. Onda tepki videosunu çekmek kesinlikle istiyorum. Çünkü Super Bowl'ları benim için her zaman çok önemli oldu. Çünkü bir sanatçının 13 dakikaya sığdırabileceği şeyleri görmek beni çok heyecanlandırıyor. Rihanna gibi müziği bırakmış biri için bakalım nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. O yüzden bu videoda bunun bir deneme videosu gibi bakalım. Umarım üstesinden gelebilirim. Çok heyecanlandım bu arada. 1 dakika kalmış. Artık susuyorum. Bakalım. Durdurup yorum yapmaya falan çalışacağım. Çok objektif konuşabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü genelde beğeniyorum Kerimcan'ın işlerini. Bakalım. Gece saat 12 ve benim uğraştığım şeye bakın yani ne yapalım. Konser yaparsa bir daha giderim bu arada. Çünkü çok eğlenceliydi. Son 30 saniye. Ve 10 saniye geri sayım başladı şu an. Bakalım geliyor. Ve geldi. Wow. Bence çok iyi dans ediyor bunu. Tatlım inayo kaygım kime ne kime ne napsam netsam bilmiyorum zaten düşen değil. Ben bu Yılmaz Morgül gözlüklerini bayağı yakıştırdım bu arada. Ve şey diyecektim bence bayağı iyi dans ediyor. O yüzden dans figürlerini bana ben bayağı seviyorum. Şu an çarkıya da çok hızlı girdi bakalım. Bu saçı da ona çok yakıştırıyorum. İlk zaten Vidaloka ile sanırım yapmıştı bu saçı. Yani bayağı iyi. Araba böyle ışıklar falan. İddialı yani kime ne diye herhalde. Yani ben böyle şeyleri şarkılarda sevmiyorum. E'ler falan ya da aynı şeyleri, sözlerin çok tekrar edilmesini. O yüzden bunu pek beğenmedim. Kısmını. Bakalım umarım sen. Buradaki çekim bayağı iyi bu arada bu aynalı stüdyo gibi yerde olan. Kostümü falan da çok başarılı. Zaten çok pürüzsüz duruyor. O yüzden bu kısmı bayağı beğendim. Bu mavi saçı yani anime kızı falan yani burada. Bayağı iddialı bir saç. Bir çekim var bende. İstiyorsun sen de. Bu gece yansın her yer. Senle boz bu kez ben. Tadına baktım. Sarhoşum o günden beri. Yarıda bıraktım. Toparlayamam kendimi. Çok vokal.
vokal duyuyoruz. Yani sesini çok ön planda duyuyoruz. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Sadece danslar diğer iki şarkısına göre çok sönük kalmış şimdiye kadar. Ki bence Mavi Saç'ta orada bir koreografi var ama bu biraz sönük kalmış. Zaten klip de şu ana kadar mekan olarak falan filan wow olmadım. Yani hep stüdyoda çekilmiş bir klip gibi geliyor bana. Gece uyku yok değil mi? Yorulmak yok ki baby. Yoldan çıktık besteli. Bulamazsın dengimi. Bu kısmı çok beğendim. Bu verse yani bu rap gibi giren. Ama bu kırmızı tight yok. Olmamış. İşte bu kısmı bekliyordum sanırım. Danslarım falan geldi. Bu alevler falan bakalım iyi duruyor. Özgürlerle yaramaz hislerle yanıma gel. Yaramaz hislerle yanıma gel. İddialı sözler mevcut. Kimin yazdığını bilmiyorum ama iyi. Tatlım, tatlım yine yok kaygım. Kime ne, kime ne? Ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Zaten düşen diline. Merso este Louis Comino. Dans kısmı iyiydi. Yani sarar. Bu şarkı beni kesin saracak zaten. Ve bu gerçekten o kare kısmını bayağı beğendim. Oradaki çekimler süper. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Müziğini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sahnesini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ki bence beğenmeme gibi bir şansınız yok. 2018'de hiç şarkısı olmadan Bostancı'da konser veren belki de tek insan olabilir. Sold out olmuştu o dönem. Bunu 2022'de yine yaptı. O zaman şarkısı vardı artık. Konser sayılır o tabii ki ama bence sahnesi yani sahne aurası, dansları bayağı başarılı. Zamanım yok hızlıyım sanki bir roller coaster'a. Onca kaos onlar konuşurken sakin kalamam. Bu kısma bayıldım. İşte bu benim. Bu yani benim sevdiğim olay. Kafa yüksek mümkün düşmek çıksam da Nirvana'ya. Bence başlasan sihirli lambanı okşamaya. Bu Alaaddin sahnesi bana biraz iddialı geldi. Wow. Katy Perry Dark Horse. Hadi bakalım. Küpelerini beğenmedim. Bunu söyleyebilirim şu an sadece. Bu kısım iyi. Ve çok iyi harmoni kullanmış. Gerçekten sesini duyabiliyoruz. O yüzden cesurca bir hareket. Tatlım yine yok kaygım. Kime ne, kime ne? Ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Zaten düşen diline. Su zeminde dans etmek falan yani çok yurt dışı işleri, o yüzden bayıldım. Bayağı iyi. Bunların Türkiye'de de yapılıyor olması. Ve Mavi Saç beni şok etse de taşımış. Ama hala beğendim kısım. O kare kısım yani. Kafama göre takılıyorum. Kime ne? Kime ne? Taylor Swift'in Look What You Made Me Do açısıdır bu. Konik bence. Bayağı iyi kullanmış. İyi bitti. Post falan. Sonu çok tatlı. Tüm ekip dans ediyor falan. Bayıldım. Gerçekten ekran mı kullanıldı arkada yoksa green screen ile mi hallettiler bilmiyorum ama iyi yani. Bitti.
Yani genel olarak konuşmak gerekirse peşimden yeni hiçbir şey tutmayacak. Yani bunu bence kendisi de biliyor. Çünkü çok başarılı bir yapımdı o. Ama yine de bayağı beğendim ben şarkıyı. Net saracak zaten beni. Vidal Yoka da öyle. Kimse beğenmemişti ama ben bayılmıştım. Bu da beni sarar. Aradaki rap verse'ler falan filan böyle hızlanmalar, yavaşlamalar ve vokal kullanması bayağı tatlı. Beğendim ben genel olarak. Bayıldım yani. Helal olsun. Bir şekilde hallediyor. 10 dakikada 12 bin görüntülenme aldı. Yani her türlü rating bir insan. Ne yaparsa yapsın rating yani. Bu arada ben sonra tekrardan izleyeceğim bu klibi çünkü 4K izlemedim canlı akıştan kaynaklı. Sonra tekrardan bir izlemeyi deneyeceğim. Bir de Rihanna'nın şarkısı bakalım çıkmış mı? Çıkmamış tabii ki. Çünkü Türkiye'ye göre çıkma ihtimali yok. Yani video buraya kadardı. Genel olarak beğendim ben. Başarılı gerçekten bu işte. Bayağı iyi. Yani tabii ki wow olmadım. Eşimde Vida Loca ve Kimene olarak düşündüğümüzde bence grafik aşağı doğru iniyor. Bakalım nerede tekrar bir yükselme yaşayacağız ama bu stüdyoda çekmiş falan. Yani biraz yasada kalmak için çıkarılmış bir şarkı mı diye bir düşündüm ben. Ama genel olarak beni sardı. Dinlemeye de devam edeceğim. Eğlenceli olan her şarkıyı desteklerim ben. Klipte de görsel şovlar bayağı iyi. İhtimal sahnesinde de bunu çok iyi taşıyacak. O yüzden benden geçer notu aldı. Ben kimim benden geçer not alsın. Konuşmayı çok severim. Müzik incelemek ve müzik hakkında bir sürü yorum yapmayı da çok severim. Pek bir bilgim yok. Sadece bir tüketici olarak yorum yapmayı çok severim. O yüzden bu videoda da bunu tüketip bunu yorumlamak istedim aslında. Yoksa oturup yani tüm gün Ariana Grande, Beyoncé hakkında konuşabilirim. Taylor Swift'in yeni albümü çıktı. Çok bayıldığım bir albüm oldu falan. Bunlar hakkında hep konuşabiliriz. Öyle. Buna bir reaction videosu çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Yani dediğim gibi pek alışık olmadığım bir içerik benim de. Kamera karşısına geçip oturmalı, konuşmalı falan filan. Ama genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Bakalım nasıl bir tepki alacak dinleyicilerden. Biraz bir yorumlara bakabiliriz bence. Ne dersi dersin? Kimden yaptığı işlerin hepsi global seviyelerin gurur kaynağı falan filan. Subscribe her beklentisi üstünde olması yaptığı iş global falan filan filan. Türkiye'de hiçbir sanatçı bu kadar profesyonel klip çekmedi. Beni izleyince moralim yerine geliyor. Yani şu an hiç kötü yorum görmüyorum. Klip dans yüz, müzik yüz, sözleri böyle yapmış. Yani ne bu yorumlar bilmiyorum. Neyse, teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir ve böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve Kemcan beni izliyorsan lütfen bu videoya telif atma. Çünkü bu videonun kanalımda durmasını istiyorum. Yani umarım telif atmazsınız. Öyle şimdilik söyleyecekleri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.